Merhaba arkadaşlar, The Cage Sinema bir soru bir yorum serisi. 2013 yılı çıkmış sorusu. Benim en beğendiğim sorulardan biriydi. Diyor ki 27 üzeri 6 doğal sayısı 9 tabanına göre yazıldığında kaç basamaklı bir sayı olur? Biz basamak sorularını nereden hatırlıyorduk? Şuradan. Mesela 10 üzeri 2 100 oluyordu. 10 üzeri 20 de öyle bir şey oluyordu ki şurada 20 tane sıfır oluyordu. Bunu nereden anlıyorduk? Diyorduk ki 10 üzeri 2'de 2 tane sıfır koyuyorsak 10 üzeri 20'de de 20 tane sıfır koyacağız. Ve başında 1 olacak bunun. Dolayısıyla bu 21 basamaklı bir sayı olacak. Hatta bunu bazen açıyor. 5'in üzeri, 5 üzeri ve 2 üzeri 2 tane şey veriyor. Örneğin şöyle 5 üzeri 20, 2 üzeri 20. Bunu çarpınca 10 üzeri 20 oluyor. Çünkü üstleri aynı, altları çarpıyoruz. İşte diyor ki 10 üzeri 20. Bu kaç basamaktır? 20 tane sıfır, bir de başında 1, 21 basamaklı. Soru da şunu diyor, şu kaç basamaktır diyor, kafa karıştırmak için. Ama bunu yaparken aslında niye yapıyorduk? Çünkü biz normal matematikte onlu sisteme, 10 tabanında sisteme göre hareket ediyoruz. Yani ne var? Rakamlar 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var. Oradan yakalayabiliriz. Ve burada 9 tabanına göre demiş. Şimdi öyleyse ben öyle bir şey bulacağım ki mesela 9 üzeri 20 olacak. Diyeceğim ki bu 20 tane birinci basamaktan sonra olacak ve baştaki basamakla 21 basamaklı olacak. Şimdi gelelim buraya. O sebeple önce şunu 27 üzeri 6'yı 9'lu şekle çevireyim. 27 üzeri 6. 27'yi nereden biliyoruz? 27 deyince ilk aklımıza gelmesi gereken şey onun 3'ün küpü oldu. 23'ün küpünün 6. kuvveti. Bunu nasıl yazarız? 3 üzeri 18. Çünkü üstün üstü durumunda çarpıyorduk. Bunu bir numara daha çevirelim. 3 üzeri 18. Şöyle yazabilir miyiz? 9, yani 3 üzeri 2 üzeri 9. Şöyle yazarsam daha da anlaşılır. Bunu nasıl yazalım? 3 üzeri 2 üzeri 9 yazalım. Neden yazdık? Alt tarafı 9 yapmaya çalışıyoruz. 9 üzeri 9 oldu. Şimdi buradaki mantık. 10 tabanında ne oluyordu? Üst mesela 2 ise 10 üzeri 2 de 2 tane 0 oluyordu ve bir basamak önde oluyordu. Şimdi aynı şekilde 9 üzeri 9 da şöyle diyoruz. Bu kuvvet 9 olduğu için 9 artı 1 yani 10 basamaklıdır bizim sayımız. İsterseniz bir örnekle vereyim de iyice akılda kalsın, böyle havada gibi olmasın. Mesela 9 üzeri 1 olsaydı, yani 9 olsaydı nasıl yapacaktık? 9 bölü 9 1. 0 oluyordu. Yani aynı burada verdiğim gibi 9 üzeri 1 de 1 0 2 basamaklı sayı oluyordu. Dolayısıyla 9 üzeri 9 olunca da 9 artı 1'den 10 basamaklı diyoruz.